Müslümanlardan bir cinsin erkeğin veya kadının işte bir yere gitmek için diğerinden izin alması gerektiğiyle ilgili veya tek başına gidemeyeceğiyle ilgili en ufacık bir şey yok. Şimdi iki tip uydurma var. Bir uydurma işte kadının kendi babasını, annesini ziyarete bile gitse, hatta alt kata bile inse, kocası izin vermiyorsa gidemeyeceği şeklinde bir uydurma var. O kadar. Bunu daha evvel de işlemiştik, ona Olsun. tekrar girmiyorum. Kur'an'da böyle bir şey yok. Yani bunun uydurma olduğu da şuradan belli. Kur'an'da anne baba hakkının gözetilmesi geçiyor. Kur'an'da geçen bir farzı kocanın iptal etmesi mümkün değil. Yani oysa bu o uydurmaya göre işte atıf yaptığımız uydurmaya göre kadın babasından izin almadan anne yani hasta anne babasını ziyaret bile edemez. Yani Kur'an anne baba hakkının gözetilmesini söylüyor. Haşa kocası Allah'ın indirdiği hükmü mü iptal edebiliyor? Sen onu yapma diyebiliyor Daha falan, önemli değil ya da mi? evet Yani bunun sanki. uydurma olduğunu anlamak bir kere Kur'an okuyan için de bence çok kolay olması lazım. Diğer bir uydurma kocası diyelim işte babası veya işte mahremi kimse kardeşi falan kimse izin verse bile gidebilirsin dese bile tek başına bir aktarıma göre 3 günlük bir aktarıma göre 1 günlük bir gecelik mesafeye kadının tek başına gidemeyeceği. Genel düşüncede günümüzdeki bu 90 kilometreye karşılık görmüşler Evet. bunu. Yani Seferi sayılacak miktar değil mi aynı evet yani zamanda? seferi diye bir şey de buna uydurmuşlar. Evet. 90 kilometreden öteye kadın tek başına gidemez şeklinde bir uydurma var. Oysa biz biliyoruz ki Peygamberimizle beraber birçok kadın hicret ettiler. Nereden nereye? Mekke'den Medine'ye. Mekke ile Medine arası 90 kilometreden çok daha Kaç? fazla. Neredeyse 5 katı. Aa ben bir Evet. kocamdan babamdan izin alayım de demediler. İzin almadıkları gibi ya bu 90 kilometre ben 80. kilometrede de durdum aha burayı geçemem demediler. Bunlar yanlarında kimi kadınlar bir babası veya kocası gibi bir mahremi olmadan hicret etti. Yani tarihi böyle bir vaka da var İslam'la ilgili. Diğer taraftan da önemli olan demek ki yine metodolojiyi ortaya koyarsak asıl işin temeli olan Kur'an'da böyle bir yasak yok. Kadın tek başına seyahat edemez diye bir ayet yok. Böyle bir hüküm yok. Kur'an 6.000 küsur ayet. Allah isteseydi işte kadın yönetici de olamaz, kadın seyahat edemezdi. Tek bir ayette belirtti. Bu ikisinin anlatılması için 2 ayete bile gerek yok. 6.000 küsur Kur'an ayetine bir tane daha eklenip Allah isteseydi böyle bir hususu da açıklayabilirdi. Haşa Allah öyle bir yasak dinde olacaktı da onu unutmuş değil. Demek ki böyle bir yasak yok ki bu insanların nereye nasıl gidecekleri kendi tercihlerine bırakılmış ki. Böyle bir dinde yasak yok. Ama bir yerde diyelim ki eşkıyalar vardır, işte hırsızlık vardır, Tam şu vardır, bu onu diyecektim. vardır. Ha bunlardan dolayı kimi dönemlerde işte kadınların tek başına seyahat etmelerinden çekinenler olmuş olabilir. Bunu ifade etmiş olabilir ama bu dinle ilgili bir şey değildir. İşte orada soygun var, şöyle O anki güvenlik kadınları sorunu değil mi? kaçıranlar var. Evet. Güvenlik sorunundan dolayı böyle şeyler ifade edilebilir. Bakın yani bir şey dinen haram olması ayrıdır. Mantıken yapılmaması gerektiği ayrıdır. Şimdi mantıken yapılması gereken gerekmeyenler zamanın değişmesine göre, kendi yorumumuza göre orada esneklik alanı vardır. Ama Allah bir şey yapma diyorsa artık o yapılmayacaktır. O Orada haramdır zaman ya yani da onunla mekana ilgili. bakılmaz orada. Evet. Orada sonuçta Müslümana düşen yani işittik ve itaat ettik demesi, onu yerine getirmesidir. Ama böyle bir kadınların seyahatiyle ilgili haram dinde yok.